Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer. 2019 Temmuz Oğlak. Önemli çünkü Temmuz tutulması, 2 Temmuz'da oluşacak olan tutulma biraz da 2 Ocak civarında doğmuş olan Oğlakları etkilerken 14-15 Temmuz'da oluşacak olan o güçlü ay tutulması, o dolunayla beraber ilişkiler, birliktelikler, evlilik, bir kısmı Oğlaklar evlenme kararı verecek bu Temmuz'da. Bir kısım Oğlaklar evlenecekleri insanlarla tanışacak. Bir kısım Oğlaklar eş haricinde iş ortaklıkları, önemli ve ciddi iş ortaklıkları ve grup çalışmalarına girecek. Çünkü Temmuz ayı Oğlak Burcu için bu yıl biraz da ilişkiler, evlilik, birliktelik, ortaklık ve bu ortaklıkların sonuçlanması. Yani önemli bir şey imza atabilir. Merkür Retrosu olduğunu unutmamak lazım. Bu tip imzaları ay sonuna bırakmak lazım. Bir de harcamalar çok fazla. Mars'ın o aslandaki etkisiyle beraber Oğlaklar biraz günlük para kazançlarında evet artış yaşarken harcamalar, tatil harcamaları, çocuk harcamaları, ekstra belki otomobil bakım masrafları gibi gibi kavramlarla çok da fazlasıyla karşılaşacakları bir dönem yaşayacaklar. Bunlara önem vermemiz gerekiyor. Çünkü genel olarak baktığımız Oğlak Burcu'nun bu dönemde en önemli özelliği ortaklıklar kurması. Evlilik, ilişkiler, nişan, bu tip konularında gündeme gelmesi. Biraz paraya ihtiyacın var Oğlak. Biraz temkinli ve dikkatli olman gerekiyor. Biraz da ay tutulmaları biraz sağlığı bozabiliyor. 15 Temmuz civarında sağlığına biraz dikkat etmen lazım. Çevrendeki hanımlarla gerginlikler yaşamaman lazım. Biraz duygusal ve kendini aslında çevrende ağlayan, mutsuz olan, belki duygusal karışıklıklar yaşayan insanlara kendini teskin ederken de bulabilirsin. Temmuz önemli. İlişkiler, ortaklıklar, birliktelikler için. Eğer evliyseniz çocuğunuz varsa da çocuğunuzun okuluyla ilgili olumlu gelişmeler için. Sevgiler. Astroloji dendi mi akan sular durur. Acaba geleceğim nasıl olacak? Evlenebilecek miyim? Zengin olacak mıyım? Sağlığımdan ne haber? Hepsinin cevabı sana özel haritada. Ama bir konuda dikkat. Astroloji fal değil, taro değil, büyü değil, içgörü hiç değil. Astroloji gökyüzünün ilmi. Saçmalama, dediğinizi duyar gibi oluyorum. Aslında hepimiz yıldız tozu değil miyiz? Bütün sorularımızın cevabı gökyüzünde olabilir. Öyle bir ilim ki ne kadar öğrenirsek öğrenelim sonsuz bir bilgi okyanusu. Danışalım ki hata payımız azalsın, işlerimiz kolaylaşsın, yaşam keyiflensin, eğilimlerimizi, yeteneklerimizi keşfedelim. O kişi hayatımızın aşkı mı değil mi öğrenelim. Olabilecek tatsızlıklara önlem alalım. Astroloji hayatın sürprizlerini bozmaz, daha rahat anlamamızı sağlar. Astroloji olasılıkları söyler, uygulaması bize düşer.